Kurdaki yükseliş medikal cihazların fiyatlarını da iki katına kadar artırdı. SMA hastası bebekleri hayata bağlayan cihazlara zam yağdı. Zaten az olan SGK katkısı ise zamlarla beraber artmadı. Ailelerin omuzundaki yük daha da ağırlaştı. Tadı güzel. Özellikle döviz kurunun artmasıyla beraber birçok ailemiz ne yazık ki medikal ihtiyaçlara erişim noktasında çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Hastalıkla mücadele ederken yaşadıkları acı yetmezmiş gibi gelen zamlara karşı da tek başlarına kaldılar. SMA'lı hastaların hayati fonksiyonlarının devamı, evde bakımları için ihtiyaç duyulan cihazların ve sarf malzemelerinin fiyatları kurdaki artışla birlikte 2 ayda 2 katına kadar çıktı. Ama devletin verdiği katkı payı aynı kaldı. Hayati ihtiyaçlar bir yana, onlarca kalem malzemenin de fiyatı arttı. Medikal cihaz ve sarf malzemelerinin fiyatlarındaki artışlar artık SMA hastaları için dayanılmaz boyutlara gelmiş durumda. Karşılanıyor ama tamamı değil. SMA hastası bebeklerin, çocukların, aileleri, evlatlarını hayata bağlayan cihazlara ulaşabilmek için çırpınıyor. 15 Ekim'den 15 Aralık'a son 2 ayda öksürtme cihazı 29.500 liradan 38 bin liraya, yapay solunum cihazı ventilatör 30 bin liradan 40 bin liraya, aspiratör cihazı 2.500 liradan 4 bin liraya, oksijen konsantratörü 6.500 liradan 8.500 liraya kadar yükseldi. Yaklaşık 3-4 ay önce takribi 30.000 TL olan öksürtme cihazı şu anda 38.000 TL, 40.000 TL seviyelerinde satılıyor. Ve ne yazık ki bu cihaz, bu kritik cihaz SGK'nın kapsamında değil. Bu cihazlar içinde belki de en kritik olanı öksürtme cihazı. Kaslarını kullanamayan bebekler öksüremiyor çünkü. Son zamla 29.500 liradan 38 bin liraya yükselen öksürtme cihazını tüm taleplere rağmen karşılamıyor SGK. Aspiratör cihazı birkaç ay evvel 2.500 TL iken şu anda 4.000 TL civarlarına geldi. Yapay solunum cihazı olan ventilatör Ekim ayında 30 bin lirayken devlet 21.300 lirasını ödediğinde aile 8.700 lira ödüyordu. Zam geldi, 40 bin lira oldu cihaz. Devletin katkı payı artmadı yine. 21.300 lira katkıda bulunuyor. Ailenin ödemesi gereken miktarsa 10 bin lira birden arttı. 18.700 liraya yükseldi. 4 bin liralık aspiratör cihazının ise sadece 340 lirasını SGK ödüyor. Dolar yükseldikçe bu bebeklerin hayatı azalıyor. Gerçekten umudumuz azalıyor. Hastaları zorlayan bazı kriterler kaldırılmıştır. Bir mücadelede kriterlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrasında tedaviyi zorlaştıran kriterlerin kaldırılacağını açıklamıştı ama henüz hayata geçirilmedi. Yükselen kurla birlikte kampanyalarında toplamaları gereken miktar da her geçen gün artarken SMA'lı bebeklerin sesini yine SMA'lılar duyuyor. Kampanyası devam ederken Nergis bebek hayatını kaybetti. Ailesinin acısı başka iki aileye umut oldu. Toplanan para Kuzey Ali ve Yusuf Polat'a devredildi.